Ve bu duygularla şimdi konuşmalarını yapmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi kürsüye davet ediyorum. Çok muhterem Adıyamanlılar, aziz kardeşlerim, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugünden 102 gün öncesinde Adıyaman dahil olmak üzere 11 vatan bölgesinde büyük bir felaketle milletimiz karşı karşıya kalmıştır. Bu felaket geçmiş dönemlerde hiçbir ülkede görülmeyen bir felaket olarak tarihe yazılmıştır. Burada 50 bini aşkın vatan evladımız şehidimiz olmuş, 117 bine yakın vatan evladımız yaralanmış, şu an tedavi görmektedirler. Şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Tedavi gören kardeşlerime acil şifalar diliyorum. Muhterem Adıyamanlılar, öyle önemli günler vardır ki toplum olarak çok düşünüp önemli bir karar verme konumunda olmalıyız. Biraz evvel ifade ettim, 6 Şubat felaketinden 102 gün geçmiştir. Bu felaketin enkazı kaldırılmış, şehitlerimiz toprağa verilmiş, tedavi görenler Türkiye'nin birçok yerinde hastanelere yerleştirilmiş, beslenme ihtiyaçları karşılanmış, barınma ihtiyaçları önce çadırlar, sonra konteynerler olarak devam edilmiş, daha sonra da konutlara geçilme arifesine gelinmiş, köylerden başlayan şehirlere doğru en hızlı bir şekilde yaygınlaşan bir konut çalışmasıyla da depremin bütün felaketleri ortadan kaldırılacak bir karar içerisinde olunmuştur. Bu kararı gerçekleştiren Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere onunla beraber çalışan değerli bakanlar, valiler, kaymakamlar, polis kardeşlerim, Türk Silahlı Kuvvetlerinin aziz mensupları, bürokratlar, halkımız, millet olarak üzerine düşeni bütün özellikleri kavrayacak bir şekilde gerçekleştirmişlerdir. Dünyanın yine tekrar ediyorum, 102 günde bu felaketten bu şekilde çıkan ülke Türkiye'den başka yoktur. O sebepten dolayı bu hizmetin devamında yarar vardır. Bu hizmetin devamı içinde depremle beraber Türkiye Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yeniden uygulamasına cevap verecek bir seçime de gitmektedir. Şu an bir seçim süreci yaşanmaktadır. Seçim sürecinin birinci aşaması 14 Mayıs akşamında netleşmiş, ikinci aşaması 28 Mayıs'ta gerçekleşecektir. 14 Mayıs'taki zafer Cumhurbaşkanlığımızın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine
destek veren Cumhur İttifakı yüksek bir başarıyla elde etmiştir. Şimdi 28 Mayıs'a doğru gelinmektedir. 28 Mayıs ise mührün vurulduğu gün olacaktır. Bu mühür Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devamını, bugüne kadar yapılan hizmetlerin aksamaması için bütün gayretlerin süreklilik kazanması, Türkiye büyüsün, Türkiye yürüsün, istikrar bulsun hedefleriyle bezenmiş bir zafere damga vurmak olmalıdır. İşte bu zaferin adı 28 Mayıs'ta iki aday var ama iki aday da milletimizin gönlündeki aday Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yoluna devam ettirmek için bugüne kadar yapılmış olan hizmetleri sürdürebilmek için, Türkiye'yi yaşanabilir bir ülke haline tekrar dönüştürebilmek için 28 Mayıs seçimleri çok daha önem arz eder hale gelmiştir. Onun için aziz Adıyamanlılar, 11 ilimizde meydana gelen deprem felaketinde Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ortaya koymuş olduğu hizmetler çerçevesinde burada acı içerisinde zafere mühür vuran bir vatandaş topluluğu vardır. Ve bunlar Sayın Cumhurbaşkanı'na 1 milyonu aşkın fazla oyla mührü vurmuştur. Şimdi ikinci mühür vurulma zamanı 28 Mayıs'tır. Öyleyse mührü vurmak için mührü elinize alın, koşa koşa alayınız sandığa gidin. Önünüze çıkan iki adaydan birisi var ki o size 21 yıldan bu yana hizmet sunan ve özellikle de deprem felaketinde Türkiye'yi ayağa kaldırma azim ve kararlılığıyla yeni bir Türkiye, yeni bir hayatı gerçekleştirmeye çabalayan Cumhurbaşkanı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onun için 28 Mayıs'ta mührü elinize alacaksınız. İki adaydan Recep Tayyip Erdoğan'a "Erdoğan yoluna devam et" diyeceksin. Mührü vuracaksın. 29 Mayıs İstanbul'un fethinde Türkiye Cumhuriyeti'ne yeni bir cumhurbaşkanıyla yola devam diyeceksiniz. Hepinize saygılar ve sevgiler sunuyor. Başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun diyorum.